Neredeyse tüm otomobil üreticileri elektrikli araçlara yönelik üretim yapmaya başladı. Fakat doğuştan elektrikli markalar son dönemde hep bir adım öndeyken gelenekseler markalarda durum neden tam tersi? Bu soruyu yanıtlamadan önce çağımızın otomotiv trendini iyi anlamak gerekiyor. Markalar son dönemlerde gitgide artan elektrifikasyon trendine adapte olabilmek adına yenilikçi otomobilleriyle yollarda boy gösteriyor. Geleneksel markalar yani içten yanmalı araç üreten şirketler de dahil olmak üzere üretimlerinin büyük çoğunluğunu elektrikli araçlara ayırmaya başladı. Fakat yine de Tesla gibi doğuştan elektrikli otomobil markalarının yakaladığı satış başarısına ulaşamadılar. Bunun fazlaca sebebi olsa da Ford CEO'su Jim Parley'i katıldığı bir programda yaptığı adeta itiraf niteliğinde bulunan bir açıklama ile yaşanan probleme dikkat çekti. Araçlarında 150 çeşit modül için tam 150 farklı yazılım olduğu örneğini veren Ford CEO'su bu yazılımları geliştirecek olan firmaların birbirleriyle iletişim kurmadığından yakındı. Aynı zamanda kendilerinin de böyle bir yazılım geliştirmediklerini belirtti. Yani yılların markası Ford, elektrikli araçların en temel bileşenlerinden biri olan yazılımı geliştirmede büyük bir problem yaşıyormuş. İçinde bulunduğumuz dijital çağ ise maalesef böyle bir eksikliği affetmiyor. Bu durum sadece Ford'a özel değil tabii. Çoğu geleneksel otomobil üreticisi öncelikli olarak pek çok modülü çeşitli firmalardan tedarik ediyor. Bu tedarikçiler arasındaysa biraz önce bahsettiğim gibi iletişim bulunmuyor. Bu yüzden de örneğin Ford'un her seferinde gidip tedarikçilerin istedik anlatması, hatta yerine göre tedarikçilerini ikna etmesi gerekiyor. Bu durumun en temel nedeni ise finansal olarak dışarıdan yazılım ya da modül almanın daha ucuza gelebilmesi olarak gösteriliyor. Anlayacağınız üzere otomotivin devleri bir nevi diğer firmalara bağımlı hale gelmiş. Otomotiv devlerinin bu firmalardan kurtulması da hiç kolay görünmüyor. Birçoğu söz konusu yazılım firmalarıyla süresi oldukça uzun sözleşmeler gerçekleştirmiş. Sözleşme dışında yazılımı kendileri geliştirmek isteseler bile artık çok geç. Çünkü dijital çağ yakalayabilen, bu çağa yönelik teknolojiler geliştiren markalar çoktan tekelleşmeye başladı bile. Çeşitli araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan raporlarda Tesla Model Y'nin 2023 yılı en çok satan otomobili olması da bunu net bir biçimde ortaya koyuyor. Bu bir ilkti fakat öyle görünüyor ki son da olmayacak. Elektrikli araç sektörünü domine eden Tesla'nın da bu anlamdaki en büyük avantajı kendi yazılımlarını üretebiliyor olması. Aynı zamanda kendi çiplerini de üreten şirket sürekli olarak kendini yenilemeye ve üretim maliyetlerini aşağıya çekmeye devam ediyor. Son olarak şirketin araç şasilerini de tek parça olarak üretebilecek bir teknoloji üzerinde çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Eğer bu teknoloji hayata geçirilebilirse normal şartlarda yüzlerce parçanın montajlanarak oluşturduğu şasi tek bir kalıptan çıkmış olacak. Böylelikle de üretim maliyeti neredeyse yarı yarıya düşmüş olacak. Evet, dünya devi markaların arasındaki rekabet katlanarak artacak gibi görünüyor. Peki Türkiye'nin söz konusu otomotiv rekabetindeki pozisyonu ne durumda? Türkiye rekabete TOG ile birlikte gelenekselden moderne dönüşerek değil, direkt olarak elektrikli şekilde başlamıştı. Son dönemlerin en tercih edilen segmenti CSUV bir akıllı cihaz olan T10X modelini piyasaya süren yerli otomotiv şirketi bugüne kadar 9000'in üzerinde teslimat gerçekleştirdi. Günden güne artış gösteren teslimatların yanı sıra TOG'un yakın zamanda çıkışa hazırladığı bir de sedan modeli var. T10X'e göre daha uygun olması beklenen aracın halk arasında bilinen adıyla taksi segmentinde fazlasıyla tercih edilmesi bekleniyor. Tam elektrikli ve dijital çağın gerekliliklerine uygun şekilde araç üretimine devam eden TOG, elektrikli araçların temel bileşenleri olan batarya, yazılım ve çipin Türkiye'de üretilmesi için çeşitli ortaklıklarla çalışmalarına başlamıştı. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının da bu şekilde Bursa'da temelleri atılmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da özellikle pandemi döneminde yaşanan çip krizine dikkat çekmiş ve Katar'la birlikte yeni bir çip üssü kurulacağını açıklamıştı. Özetle bugün Tesla'yı liderliğe taşıyan tüm avantajları Türkiye kendi eliyle üretebilmek için büyük çaba sarf ediyor diyebiliriz. Genel olarak Türk otomotiv endüstrisi ise bu sırada durmuyor ve rekordan rekora koşuyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre geçen ay 3 milyar 87 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörü tüm sektörleri arkasında bırakarak lider ihracatçı sektör oldu. Türkiye'nin otomotivdeki bu başarı yabancı yatırımcıların da dikkatini çekti. Kısa bir süre önce Chery Grup Yönetim Kurulu Başkanı da yatırım için Türkiye'yi radarın aldıklarını açıklayarak Türkiye için büyük planlarımız var. Üretimi burada yapıp Avrupa'ya satmayı düşünüyoruz. Biz Çin'de Çin için sloganını kullanırız. Belki bir gün Türkiye'de Türkiye ve Avrupa için diyebiliriz. Şimdilik bu yatırımın hacmini açıklayamıyoruz ama burada üretilecek modeller satışların %15'ini kapsayabilir ifadesini kullanmış ve aralarında Chery firmasının da bulunduğu bir heyet Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan
olan alanlar hakkında bilgi almıştı. Şirketin yatırım yapması halinde Türkiye'deki ilk aracını da Mersin'de üretmesi bekleniyor. Gelelim şimdi tüketicilerin elektrikli araçlar hakkında en merak ettiği konulardan birine. Elektrikli otomobillerin bataryası hemen biter mi? Avrupa'nın en büyük ve en önemli otomobil derneği olarak bilinen EYDAK, Alman otomotiv devi Volkswagen'in şehir içi kullanımına uygun elektrikli hatchback modeli ID.3 üzerinden bir test gerçekleştirdi. 2,5 yıl süren bu testte Volkswagen ID.3 ile tam 100 bin kilometre yol yapıldı. EYDAK yetkilileri tarafından yapılan test sonucunda 100 bin kilometre kullanılan bir Volkswagen ID.3'ün batarya kapasitesinin %93 olduğu tespit edildi. 100 bin kilometre için kabul edilebilir bir değer olan %7'lik bir batarya aşınmasına araç sürekli olarak hızlı şarj edilerek ulaşılabildi. Aynı zamanda Volkswagen elektrikli otomobilleri için 8 yıl veya 160 bin kilometre kullanım için %70 batarya sağlığı garantisi veriyor. Diğer otomobil markalarının da bu rakamlara yakın veya daha fazla garanti verdiğini hatırlatmakta fayda var. Ayrıca elektrikli araç batarya teknolojisi sürekli olarak da geliştiriliyor. Araştırma ise elektrikli araç alırken bataryanın hemen biteceğinden korkan tüketicilerin endişesini ortadan kaldırır nitelikte. Evet, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Otomotiv videosunda yaşananlara dair sizler de ne düşünüyorsanız aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.